Cezayir ya da resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da yer alan bir ülkedir. 2.381.741 km² yüz ölçümü ile Afrika'nın en büyük, dünyanın ise 10. büyük ülkesidir. Cezayir bayrağı 3 Temmuz 1962 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak, dikey olarak bayrağı iki eşit parçaya bölen şeritlerden oluşmaktadır. Sol tarafta yeşil, sağ tarafta ise beyaz renk bulunmaktadır. Bayrağın tam ortasında ise kırmızı renkli hilal ve yıldız bulunmakta. Bayrakta bulunan beyaz renk ruhsal saflığı, yeşil renk ile birlikte hilal ve yıldız ise İslamiyet'i simgelemektedir. Hilal ve yıldızda bulunan kırmızı renk ise Cezayir Bağımsızlık Savaşı esnasında ölenlerin kanını temsil etmektedir. Cezayir ülkesinin komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Ülkenin ismi Arapça'da adalar anlamına gelmektedir. Cezayir ülkesinin yüz ölçümü 2.381.741 km²'dir. Ayrıca en son açıklanan verilere göre Cezayir ülkesinin nüfusu 44.700.000 kişidir. Akdeniz'e paralel olan iki sıra halindeki Atlas Sıra Dağları ülkeyi 3 coğrafi bölgeye ayırmaktadır. Bu sıra dağlar ile Akdeniz kıyıları arasında kalan bölge ülkenin en bereketli topraklarının olduğu bölgedir. Ayrıca ülkenin %80'i çöllerle kaplıdır. Cezayir ülkesinin başkenti kendisiyle aynı adı taşıyan Cezayir şehridir. Ayrıca 4 milyona varan nüfusuyla bu şehir Afrika'nın en kalabalık şehirlerindendir. Cezayir şehrine beyaz şehir de denir. Bunun sebebi şehirdeki birçok evin beyaza boyanmasıdır. Cezayir şehrinde resmi dil Arapça olmasına rağmen halkın çoğunluğu Fransızca konuşmaktadır. Gazeteler ve dergiler Fransızca basılmakta ve sokaktaki çoğu tabelada Fransızca yazılara rastlanmaktadır. Şehir içinde bazı sokaklara Türkçe isimler verilmiştir. Bunlardan bazılarına örnek olarak Deli İbrahim ve Bir Murat Reis örnek verilebilir. Bunun yanında bazı yemeklere de Türkçe isimler verilmiştir. Buna rağmen ülkeyi gezmek isteyenler için Arapça veya Fransızca bilmek şehir içi iletişimde büyük fayda sağlayacaktır. Cezayir ekonomisi tarıma ve petrole dayanmaktadır. Bağımsızlık kazanmasının ardından kısa bir süre ekonomik buhran geçiren ülke, hazırlanan kalkınma planları ile ekonomiyi düzene koymuştur. Ülkede tarımın önemi büyüktür. Çalışan nüfusun %50'sinin tarımla uğraşmasına rağmen tarıma müsait arazilerin az olması ve tarımın modern usullerle yapılmaması nedeniyle yetiştirdikleri tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Yetiştirdiği ürünlerin başında buğday, üzüm, arpa, hurma ve sebze gelmektedir. Halkın bir kısmı, özellikle de göçebe yaşayanlar, hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca ülkenin oldukça zengin petrol ve yeraltı kaynakları vardır. Cezayir'in resmi para birimi Cezayir dinarıdır. Bir Türk lirası yaklaşık olarak 13,80 Cezayir dinarına denk gelmektedir. Ülkedeki güncel asgari ücret ise yaklaşık 33.850 Cezayir dinarıdır. 1980 yılında inşa edilmiş olan Şehitler Anıtı, Cezayir-Fransa Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anısına yapılmıştır. Oldukça farklı tasarımıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış olan Kasba, 1516 yılında yüksek bir noktaya kurulmuş eski bir şehirdir. Etrafı surlarla çevrili şehir, birbirinden otantik evleri ve dar sokakları ile şehrin en turistik yerleri arasındadır. 1982'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Mazhab, çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeyi başarmış insanlardan kalma önemli bir bölge. Sahara çölünde bulunan bu vadi, doğal kalmayı başarmış 360 bin nüfusa sahip özel bir alandır. Cezayir'in Batna şehri yakınlarında bulunan yapı, M.Ö. 300 ila 200 yılları arasında inşa edilmiştir. Anıt mezar olarak inşa edilen yapı, o günlerden bugünlere gelmeyi başarmış önemli tarihi yapılar arasındadır. Bunlar dışında Keçeova Camii ve Notre Dame Katedrali de görülmesi gereken yerler arasındadır. Cezayir'in sevilen tatlılarından makrut, irmiğin yoğrularak içinin badem ezmesiyle doldurulduğu lezzetli ve sevilen tatlılardandır.
Ülkenin geleneksel yemeklerinden olan tajine, güveç içerisinde sunulan lezzetlerden birisidir. Havuç, biber, kuru erikle pişirilen etlerin altına bulgur konularak servis edilmektedir. Cezayir ülkesi tarihin ilk çağlarından beri insanların yaşadığı bir yerdi. Cezayir şehri M.Ö. 1000 yıllarında Fenikeli tüccarlar tarafından kurulmuştur. Ardından Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Bu dönemden sonra bölgeye sırasıyla Vandallar, Bizans İmparatorluğu ve Müslümanlar hakim olmuştur. 1517 yılında Osmanlı hakimiyeti altında kalan ülke 1830 yılında bir Fransız kolonisi haline geldi. Nihayetinde Fransızlara karşı yapılan kanlı bir savaşın ardından 1 Temmuz 1962 tarihinde Cezayir bağımsız bir ülke oldu.